Merhabalar değerli izleyicilerimiz, Bein Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Doruk Keskin'le birlikte bir ay boyunca Avrupa Şampiyonası süresince Avrupa Şampiyonası'nın nabzını burada tutacağız. Elbette birbirinden güzel, birbirinden keyifli karşılaşmalar bizleri bekliyor olacak. Gönül isterdi ki açılışı da aynı heyecanda, aynı güzel tatta yapalım. Ama ne yazık ki milli futbol takımımız İtalya'ya açılış maçında turnuvanın 3-0'lık skorla mağlup oldu. Günün menüsünü görelim ve hemen Doruk'a merhaba diyeyim. Günün menüsü malum tek maç olduğu için dün akşam Türkiye-İtalya maçı olarak sadece ana yemek olarak kaldı. Çok zengin bir menümüz yoktu dün Doruk. Ama olacak. Evet. Değil mi? Ya bunun başlangıcı olacak, ara sıcağı olacak ama tek öğünle besleniyoruz bugün. Çok daha doyurucu olmadı ne yazık açıkçası. Ki. Futbol olarak özellikle çok doyurucu bir oyun olmadığını söylemek gerekiyor. Zaten Şenol Güneş de maçın ardından bunun altını çizdi. Bir taraftan şimdi şöyle bir şey var, o kadar enteresan bir yıldayız ki yani 2020 Euro 2020 ama 2021'de oynanan bir Euro 2020 ilk defa tek sayılı bir yılda Avrupa Şampiyonası oynanıyor ve biz buna şahitlik ediyoruz. İleride de bunu çokça konuşacağız. %100. Hatta hep şöyle sohbetler dönüyor biliyorsun ki bundan 50 yıl sonra yarışma programlarında şaşırtmacalı işte 2020 Euro 2020 hangi yılda oynanmıştır şeklinde böyle şaşırtmacalı sorular gelecektir diye hep konuşuluyor zaten. Tam da o dönemi yaşıyoruz şu anda. Aynen öyle. Aslında bir tık geç olmasına rağmen ben Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupalarında bir festival gözüyle bakıyorum Seyhan. Milli takımımızın olması da bu heyecanı daha da arttırıyor. Ama normalde bu bir ay kıtanın ya da dünyanın en iyi takımlarının mücadele ettiği muazzam bir turnuvadır. Dediğin doğru. Sen çok yüksek, çok güzel bir açılış yaptın programa ama milli takımın aynı açılış yaptığını söyleyemeyiz. Vuruğuz aslında, evet. Evet, yani çok ekstrem kötü oynadık. Kötü başlangıçlara alışkınız. Genelde hep kötü başlıyoruz. Zaten hiç puan bile alamamışız bütün Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası girişlerinde ama yani bu kadar kötü, yani mesela Euro 2008'in de girişi Portekiz maçı çok tek taraflı bir maçtı ama bu kadar kötü oynadığımı çok hatırlamıyorum. Ya konuşuruz. Şunu kabul etmek lazım, çok iyi bir takıma karşı oynadık, evet. Yani teker teker hızlıca bir bakalım mesela. Donnarumma'ya bakıyorsun, kalesini en çok gole kapatan kaleci Serie A'da. Spinazzola'ya bakıyorsun, maçın adamı seçildi dün gece. Serie A'nın en çok net gol pozisyonu yaratan ikinci beki. Cuadrado çok ekstrem sezon geçirdi ondan sonra. Locatelli ligin en iyi pasörü, en fazla isabetli pas yapmış. Jorginho Sarri ile aynı şeyi yapmıştı. Insigne, Berardi falan. Zaten uçuk bir takımlar. Ama bu kadarını bekliyor muyduk? Bu kadar oyun olarak hiç ortaya koyamadığımız bir şey bekliyor muyduk? Yani sanmıyorum. Kimsenin böyle bir 90 dakika geçireceğimizi düşündüğünü de sanmıyorum açıkçası. Aslında bütün oyuncularımız bizim de hani tek tek saydığımızda işte kalede Uğurcan olsun, sağ bekte Zeki Çelik, stoperde Çağlar, Merih solda, Umut Meraş. Evet, Umut Meraş belki biraz daha şey kalıyor. Biraz daha diğer isimlere göre zayıf halka gibi kalıyor ama Okay, ondan sonra Ozan Tufan, Yusuf Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, yani hepsi aslında kendi seviyelerinde çok iyi isimler. Hatta Avrupa'nın 5 büyük liginde lejyonerlerimiz kendilerini en iyi noktaya çıkarmış ve tüm Avrupa'ya kendilerini ispat etmiş isimler. O yüzden zaten şu anda bu şaşkınlığı yaşıyoruz. Yani oyun olarak bu kadar silik bir futbol ne biz ne de muhtemelen oyuncuların kendileri beklemiyordu. Sanki böyle bir şey olmuş da elleri ayakları birbirine dolanmış, ne yapacağını bilemez haldelerdi gibi hissettim ben. Yani ben o enerjiyi çok hissettim. Muhtemelen sen de hissetmişsindir diye tahmin ediyorum. Bir durgunluk vardı. Evet, İtalya çok diriydi, zıpkın gibiydi adeta. Evet, gerçekten öyle. Biz çok geride kaldık. Yani bu kadarını ben beklemiyordum. Sen maçı izlerken şey dedin sürekli. Topu geri kazanma sürelerinin çok yüksek standartta olduğunu söyledin. Demin de ekrana geldi mesela 11. Seninle de paralel gideyim. Ozan Tufan ve Uğurcan dışında zaten 9 oyuncu da Avrupa'da oynuyor. Evet. Ama mesela İtalya'nın 11'ine bakıyorum. İtalya'nın 11'inde 2 oyuncu sadece Serie A dışında oynuyor. Onlar da çok Serie A ağırlıklı bir kadro ile geldiler. Evet, geride bekleyeceğimizi biliyorduk. Hatta seninle maçtan önce de konuştuk yani. Spinazzola, Insigne kanadı işleyecek. O yüzden de aslında Kenan Karaman'ın orada başlaması bence ilk yeri ciddi anlamda Spinazzola'ya o çifte düğümü attı Şenol Güneş orada. Çünkü hem bek var, Zeki var, hem Kenan Karaman orada var. Ama çok fazla top kaybı yaptık. Mesela Çağlar standartının çok altında bir pas yapamadı. Pas yüzdesiyle oynadı. Evet. Uğurcan keza son golün yanı sıra oyuna topu sokarken çok zorlandı. Hal böyle olunca. Uzun toplar denedik. Yani topu ayağa oynamadık. Geriden pasla başlayamadık bir türlü. Onu da tabii şey yapamıyorsun yani. Kielini Bonucci varken Burak'a uzun atınca da çok verimli olmuyor.
Kielini zaten yani 8 numara oynadı yani. İnanılmaz oyun kurulumunda Kielini vardı. Sen bunu maçı izlerken de söylemiştin. Ben sonra Kielin ısı haritasına baktım. Fena değil ama tatmin etmedi. Şeye baktım mesela. Rakip yarı sahada isabetli paslara baktım Seyhan. Kielin 33 tane pas yapmış. Bizim en yüksek yapanımız 12 mesela Zeki. Bonucci de bizim bütün oyuncularımızdan daha fazla yapmış ki Kielin şeyde yapmadı bu pasları yani. Gidiyorsun yerleşiyorsun. Orada stoper alver değil. Bir ara şöyle sekanslar oldu. İttiler bizi. Dönenleri ceza sahasının orada reboundların hepsini Kielin'i topluyordu yani. Okay da girdi stoperlerin arasına. Hiç çıkamadık gerçekten. Yani hiçbir plan üretememiz. Hiçbir şey üretemedik gerçekten yani. 44. dakikada falan ilk rakip yarı sahasına, rakip yarı sahasına topla buluştuğumuz dakika şutumuz yok ilk yarıda. Evet. Korkunç bir başlangıç oldu ama. Yani 24 şuta 3 şut. Zaten isabetli şutumuz yok. Evet. Onların 8 isabetli şutu var. Bizim hiç isabetli şutumuz yok. Yani bir kez daha bunun altını çizeyim. Şey diyebilir miyiz peki kırılmalardan birine? Yani Cengiz oyuna girdiğinde bir an heyecanlandık. Özellikle evet. Hareket de kattı ama şöyle düşünüyorum. Çalım atabilen ve dribling yapabilen bir oyuncu olduğu için heyecanlandıran ve yaratıcılık gücü de kuvvetli bir isim Cengiz. Hem öyle hem de biraz tempo kattı. Evet, o kadar ağırdı ki kesinlikle dinamizm kattı. Bir tık dinamizm kattı ama şöyle bir şey oldu orada da. Kenan'ı diğer kanada atınca Cengiz girince Spinazzola, Cengiz o kadar savunma yetileri yüksek bir oyuncu değil. Yani onu beklediğimizden de söylemiyorum ama Spinazzola bayağı cirit attı bizim cihaz aslında. Maçın adamı oldu. Ve maçın adamı oldu yani. Bizi bitiren adam da o evet. Oldu zaten. Kesinlikle öyle. Bu arada bilmem katılır mısın? Hani hep diyoruz ya sonuçta biz Avrupa Şampiyonası elemelerinde kolay bir gruptan da çıkmadık Doruk. Yani evet. Fransa'yı hep söylüyoruz. Fransa üzerinden gidelim o yüzden. Ama o maçlarda bence beklenti bu kadar değildi. Yani milli takımın Fransa'ya yenilse ya da Fransa'ya karşı gerçekten ezici bir şekilde sahadan mağlubiyetle ezilerek daha doğrusu mağlubiyetle ayrılsa şaşırılmazdı. Ama şu anda beklenti çok fazla. Yani bu beklentinin oluşturmuş olabileceği bir baskı da var. Motivasyonu da seninle daha önce çokça konuştuk. Şimdi İtalya sonuçta 2018'e es geçmiş bir takım ve ya bunu İtalya'dan beklemezsiniz. Yani İtalya için gerçekten o kabus gibi bir süreçti hepimizin bildiği gibi. 60 yıl sonra ilk defa. Aynen öyle ve şu anda da bambaşka bir İtalya var. Yani işte ilk defa 3 gol atmış bir İtalya var Avrupa Şampiyonası maçlarında. Bu onların da ne kadar hüviyetini değiştiğini gösteriyor. Bu bence mental bir problemdi bizimkisi. Yani onların motivasyonuyla bizim beklentilerin üzerinde oluşturduğu, oyuncuların üzerinde oluşturduğu o baskı birazcık bizi şaşırttı ve ne yapacağımızı bilemez hale getirdiği gibi geliyor. Şöyle iki konuda da haklısın. İtalya çok iştahlı. Çünkü onlar için Dünya Kupası'na katılamamak, yani 4 kere bu kupayı almış bir takımın Dünya Kupası'na 60 yıl sonra katılamaması zaten biraz o DNA'larını da değiştirmesine sebep oldu takımın. Çünkü yani biliyorsun ezelden beri savunma odaklı bir milli takımdır. Böyle bir kökeni vardır İtalyanların. Mancini onu biraz değiştirdi. İşte yine seninle konuşuyorduk yani daha çok topa sahip olan, sürekli olarak ceza sahasını deneyen, şut bombardımanına sokan rakibi bir takımdı İtalya ki bugün de öyle oynadılar. Ya bizim tarafımızdan şöyle haklısın. Beklentiler çok yukarı çıktı ama şöyle bir gerçek var yani. O elemelerin üzerinden bir sene geçti ve son maçlarda aynı savunma performansını gösterdiğimizi söyleyemem. Yani evet. Mesela Fransa'ya karşı öyleydi ama Letonya'dan da 3 gol yiyen bir milli takım vardı. Ya da Uluslar Ligi'nde hemen her maçında kalesini gole kapatamayan bir milli takım vardı. Bu kadar geri yaslandığımızda oyun da zaten çağırdı. Belli yani geliyor. Hiç döneni alamıyorsunuz. Sürekli dönen topların hepsini İtalya alıp sizi iyice itiyor rakip sahasına. Bir B planı yaratamadık. Ve B planı yaratamamak da zaten 1-0'dan sonra işlerin kopmasına sebep oldu. Talihsiz bir gol yedik. Yani o talihsiz golü yedik gerçekten. İlk gol son zaten, golü diyorsun değil mi? Son gol zaten talihsiz. Evet. Ama yani talihsiz bir başlangıç yaptık. O da golleri ilkmiş galiba yediğimiz. Değil mi? Açılışlarda ilk kendi kalesine atılan evet, golmüş. Aynen galiba. Öyle. Yani tabii ki orada hani Umut'un kayması, evet. Meri'ye çarpması ve gol olması... O esnada isteyeceğimiz bir şey değildi ama oraya gelene kadar da zaten oyun olarak çok çok altında kaldık İtalya'nın. Ben iki gol dedi aslında biraz X faktörü Barella gibi geliyor bana. Yani ikisinde de Barella o savunmayla orta saha arasındaki o boşlukta topla buluştu. Oraya soktuğumuz an Barella'yı zaten çok rahat bir şekilde servis yaptı. İlkinde de ikincisinde de çok demarke kaldı o iki blok arasında. Öyle olunca Barella zaten kariyer sezonunu geçirmiş. Çok formda bir oyuncu. Bu arada birçok oyuncu iyi oynadı. Yani Berardi evet, çok iyi top oynadı. Öyle. Ciro Immobile çok iyi top oynadı. Espinazzola, Insigne çok iyi oynadı. Ya Chiellini bile... Lorenzo da iyi oynadı. Chiellini bile kendisinin... Dönemde. Sonra Di Lorenzo hakikaten. Evet, Chiellini bile kendisini yukarı çeken bir performans gösterdi. Benim en çok
hoşuma gitmeyen bu maçtan eksi 3 averaj. Çünkü formatı biliyorsun. Format sana diyor ki 3 beraberlik seni gruptan çıkartıyor. Portekiz işte son şampiyon. Hiç içime sinmiyor. 3 beraberlikle şampiyon olması Portekiz'in 5 sene geçti hala içime sinmiyor. Ama bu eksi 3 averaj ileride başımıza ne yazık ki bir tık sıkıntı açabilir gibi gözüküyor. Öyle görünüyor gerçekten. Şimdi gerçekten Galler maçı ve İsviçre maçı bizim için artık sıfır noktası olmalı. Ve bu maçı tamamen unutarak o maçları da yepyeni bir sayfada başlayarak hayatımıza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü böyle biraz sıkıntılı ve böyle biraz zor olacak. Ya burada kalırsak yani bu maçta kalırsak, dünkü maçta kalırsak gerçekten çok zorlanacağız diye düşünüyorum. Kalacağımızı zannetmiyorum. Yani turnuva, şimdi şöyle bir şey var. Çok genç takımız eyvallah ama çok da deneyimli oyuncularımız var. İşte bir Juventus'ta oynayan stoperimiz var. Bir stoperin gelebileceği en yüksek nokta bence Juventus'ta stoper olmak. İşte Premier Lig'de yılın takımına seçilen bir Çağlar Söyüncü'müz var. Ya da Fransa Lig 1'i PSG'nin elinden çekip alan bir Burak Yılmaz'ımız var vesaire vesaire. Böyle gidiyor takım. Ama esas soru Galler maçındaki oyun planı ve yani Galler de bizim İtalya'ya karşı oynadığımıza benzer bir yapıda oynayacak muhtemelen bize karşı. Daha geriye çekilen bir yapıda oynayacak. İşte o zaman toplu oynuyor. Mesela bugün Yusuf Yazıcı kayboldu. Çünkü gerçekten o kadar geride yoktu. Topla buluştu. O kadar kendi mevkisinin dışına çıktı ki. İkinci forvet gibi oynuyordu Lille'de. O tarz oyuncuların daha fazla sorumluluk alacağı bir maç olacak ama asıl beni İsviçre korkutuyor açıkçası. İsviçre çok taf takım çünkü. Ya İsviçre hem zor bir takım, beni daha çok Galler korkutuyor. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü hep hani Fransa örneğinden yola çıkarak İtalya'ya karşı İtalya'da daha fazla topa sahip oluyor, daha fazla pas yapıyor, daha fazla dominant bir oyun sergiliyor. Dolayısıyla bizim bu takımlara karşı şansımız hep daha fazla. O yüzden de muhtemelen fırsatları yakalayıp onları gole çevirebiliriz yine diye düşünürken Galler tam bunun tersi bir takım. Yani bizim puan kaybettiğimiz takımları düşün ya da bir şekilde beraberlikle mağlubiyetle sahadan ayrıldığımız takımları. Daha başarılı takımlar. Aynen öyle. Onlar hep zaten kapanan takımlar. Yani bizim problemimiz biraz oydu. Galler'de topu daha fazla rakibe bırakıp hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalışacak bir takım olduğundan dolayı beni biraz orası açıkçası endişelendiriyor. Çok haklısın. Ama tabii bilmiyorum, mental olduğunu düşünüyorum problemin. Mental olarak eğer Şenol Güneş gerekli seans uygularsa oyunculara, terapiyi uygularsa o zaman farklı bir şey, gerçekten bambaşka bir şeye dönebilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şu taraftan da bak, yani açılış oynuyorsun, açılış maçı. Yani Roma'da oynuyorsun İtalya'yla ve yaş ortalaman ciddi anlamda düşük. Yani Burak Yılmaz'ı bir kenara koyarsan. En genç takımız az önce ekrana geldi. Aynen, en genç takımız. Heyecan demeyeyim de o tutukluğun olması bir tık normal. Muhtemelen bir sonraki maçta bunu biraz atacağız. Önemli olan ne kadar bu maçın üzerinde kalacağımız. Çünkü işin ben %51 kısmının biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum. Genel olarak sporda böyle bence. Dediğin o rehabilitasyonu ne kadar çabuk yaparsak o kadar şansımız var. Şöyle de bir şansımız var. Bu turnuva öyle bir turnuva ki son maçta İsviçre'yi yenip de 3 puanla da çıkabiliriz. Ama işte belki o averaj durumları biraz keyfimizi kaçırabilir. Evet. Bu arada şu tecrübe konusu, genç oyuncuların çok fazla olması, yaşlı tek oyuncunun işte Burak Yılmaz 85'te, sonra Mert Günok geliyor 32 yaşında. Onlar dışında arada bir jenerasyon, yani neredeyse 5-6 yaşlık bir şey var orada. Fark var en yaşlı kayıp oyuncuyla diyorsun. Aynen öyle. Zaten yaş ortalaması 24-24,5 gördüğümüz gibi. Bunun aslında tecrübe eksikliği yansıyor mu sence biraz? Çünkü eleme maçı oynamak başka bir şey. Avrupa tabii şampiyonasında boy göstermek başka bir şey. Ya şöyle ağırlığı söyleyeyim sana. Mesela Bonucci ile Chiellini toplam 190 tane milli maç oynamış. Sırf ikisi. Hani, bu arada biz öncesinde, özür diliyorum böldüm ama, öncesinde Kelin'den bahsederken Kelin biraz ağır mı kalır diyorduk. Evet ama maç hiç öyle olmadı. Evet, hatta ya, kadar, Bastoni oynar mı şaşırtık, biraz. Evet. Bastoni'yi biliyorsun, kayırıyoruz hep. Aynen yani sevdiğimizden öyle. Öyle bir şey düşünüyorduk, hiç öyle olmadı. Ki İtalya'da o eski papazlı kadrosu yok yani. Ağır abilerin, Buffon'ların, De Rossi'lerin, Del Piero'ların cirit attığı kadro aynen da yok. Onlarla daha gençler aslında. Gençleşmiş bir kadro, aynen öyle. Işte, Mancini'nin zaten oynattığı oyuncular, çok kişi, çok sayıda oyuncunun ilk kez milli formayı giydiği bir İtalya'dan bahsediyoruz. Yani bu dönemde. Evet, işte, Tonali mesela Serie B'deyken gelip oynatmıştı. Ya da yani Barella, Locatelli mesela. Locatelli, evet. Ya da Berardi, bu yani Sassuolo oyuncusu ikisi de İtalya'nın işte ilk 10 sıra, 8-9. Sırasındaki takımın oyuncusu. Hani onlar da çok tecrübeli diyemeyeceğim ama işte onlar o havayı yakaladılar. Yani o ritmi yakaladılar ve o dönüşümü çok iyi başardılar. Bence
Bizim de Galler maçıyla beraber o güne özelinde bir dönüşüme ihtiyacımız var. Hep şu algıyı yaratıyoruz. Çok iyi savunma yapan bir takımız ve aslında başüstü takımlara karşı daha iyi işler yaptık. Ama son dönemde çok bu maçla beraber özellikle bu tez ufak ufak yerini gereken bir antiteze bırakıyor sanki. Umuyorum bir an önce bugünü atlatıp devam edebiliriz. Çünkü turnuvalar böyle. Kalamazsın İtalya'da, İtalya maçında. 3 gün sonra, 5 gün sonra yeni bir maç oynuyorsun ve bir anda bütün kaderin değişebilir. Bu arada tabii bu maçla ilgili olarak seyirci konusu maç öncesinde çok konuşulan bir şeydi. Orada ne yazık ki vize problemleri, daha doğrusu pandemi şartlarının getirdiği bazı önlemler sebebiyle oraya gidilememesi Türkiye'den, ama diğer Avrupa'dan vatandaşlarımızın maça gitmesi, orada yine de ağırlığı İtalya'ya doğru kaydıracak olması, İtalya'nın malum daha fazla hem biletli hem de oradaki yerel halkın daha fazla katılabileceği bir şekilde maçları izleyecek olması konusu gündemdeyken, Gürler'le konuşurken, Güler Akgün'le maç evvelinde çok sayıda Türk vatandaşın kırmızı beyazlı formanın olduğunu söylemişti, hatırlayacaksın sen de. Orada evet, ev sahibi olma avantajını da belki yaşadı İtalya. Şimdi Azerbaycan'daki maçlarda muhtemelen biz aynı şeyi yaşayacağız. Aynen. Çünkü orası daha rahat hissedeceğiz. İkinci evimiz yani. Çok ciddi bir taraftar desteği olacak. Bunu da hissedeceğiz. Orada ev sahibi avantajımız gibi bir avantajımız da olacak diye düşünüyorum. Ya ben aslına bakarsan maçtan önce baskın İtalya'nın üzerinde olduğunu düşünüyordum. Yani evet. Kendi evlerinde oynuyorlar, kazanmak zorundalar. Onlar buraya daha büyük hedeflerle gelmişler ve 2018 ıskaladıkları için de daha fazla hata yapma lüksleri yok. Bizim hani baskıyı daha az hissedebileceğimizi düşünüyordum ama İtalya öyle bir 90 dakika oynadı ki hani o baskıyı üzerimizden hiç kaldırmadılar. Gerçekten onlar öyle. Onlar özgüven olarak bunu kullandılar. Biz evet. Çok özgüvenli bir şekilde sahaya çıkamadık. Hiç topa sahip olamadık. Hiç rakipleri alanda topla oynayamadık ki harbiden deminki elinin rakamları çok üzücü. Kesinlikle. Aslında. Sonuçta bu. Neyi iyi yaptık diye sorarsam. Zor soru. Yani ben pek bir şey bulamıyorum. İyi yaptığımız herhangi bir şey bulamıyorum. Yani burada bizim hatamız mı, yoksa bize İtalya mı bunu yaptırttı ya da yapmak istediğimiz şeyleri yaptırtmadı? Bana daha İtalya'nın da yatması sonucu işin buraya geldiği fikri daha mantıklı geliyor. Ya bütün organizasyon, bütün oyun planı tuttu Mancini'nin. Evet, yani aslına bakarsan ilk baştaki zaten beklediğimiz 11 çıktı evet. Sahaya ve hani ilk 15 dakika, ilk 20 dakika tam çok baskıydık ama beklediğimiz oyun oynanıyordu. Biz geride bekleyecektik. İşte Kenan sürekli savunmaya yardımda bulunacaktı. Kaptığım toplarla gitmeye çalışacaktık ama o kadar gidemedik ki zaten maçın başında Mancini de biraz şey yaptı. Hani çok Florenzi'yi de göndermedi. Sadece Spinazzola üzerinden gitti. Geride bir üçlü bıraktı. Bize de çok izin vermedi. Yavaş yavaş kırıldı bütün özgüvenimiz. İkinci yarı zaten kabustu. Yani yediğimiz üçüncü gol zaten nasıl fişi çektiğimizin aynen öyle bir göstergesi. Çok tatsız bir gündü. 1-0 geriye düşmemiz o kötü oyunun ardından biraz domino etkisi yarattı diğer gollerin gelişiyle alakalı olarak. Elbette İtalya açısından şu çirkin espriyi yapayım mı? Yap hadi ya, ortam müsait. Giro d'Italia esprisi. Giro zaten, Giro Immobile bu takımın çok önemli isimlerinden bir tanesi. İstikrarlı bir şekilde yıllarca belli bir seviyenin üstünde kalan bir isim. Rakamları bugün de da yine, geldi sen evet, söyleyeyim. Bugün de yine bir gol, bir asistle oynadı. Yani her isminden Mancini almak verim istediği evet. Şeyi aldı. Yani zaten hepsi çok iyi seviyedelerdi. Aynı seviyede hepsinden verim aldı. Bu çok belirleyiciydi bence İtalya'nın oyununda. Ki Immobile ile Belotti mesela kulüp performanslarını da milli takıma yansıtamıyorlardı genelde. Öyle bir defoları vardı. Çünkü Immobile son 5 sezonda Lazio'da Leva, Messi, Ronaldo. Ondan sonra en çok gol atan oyuncu Avrupa'da. Çok ciddi bir performans. Evet. Ama bugün bir gol bir asist mi ekrana geldi. Evet. Hem sürekli orta sahaya geldi, top dağıttı, gerektiğinde kaleyi denedi. Çiçek gibi asistini de yaptı. İtalya için sevindirici çünkü. Yani 9 numaranız formda girerse muhtemelen işler sizin için daha kolaylaşıyor. Insigne zaten bambaşka bir seviye. Yani Insigne hep iyiydi de bugün de yine çok iyiydi bence. Insigne'yi biraz iyileştiren de işte Spinazzola. Onun sürekli o sağ driplinginde ok gibi oraya fırlaması zaten sana oradan kontra attırmıyor. Çünkü Kenan da onunla geliyor ve sana maçtan önce söyledim. Biz bunu hani İtalyan futbolda da çok konuştuk Hakan abiyle. Insigne savunmaya da acayip bir yerinde evet. Bulunuyor. Yani zekileri çok gelmedi belki ama her geldiğinde Insigne çok genç bir oyuncu değil yani. İşte tecrübeli oyuncu statüsünde. Devamlı olarak Zeki'ye gelip onu da takip etmeyi başardı. Peki sana soru. Sence Galler maçı ve İsviçre maçı için Şenol Güneş bu 11'de değişiklik yapacak mı? Sanmıyorum. Yani
özellikle Galler özelinde çok değişik yapacağını düşünmüyorum. İrfan Can'ı ihtiyaç olur mu? Çünkü eğer oyunu orada oynayacaksak çok daha pasör bir oyuncuya ihtiyacımız olabilir mi? Ama çok emin değilim. Bence Şenol Güneş şu an için, tabii ki hiç bilemiyorum kafasında ne geçiyor ama aynı 11'i dener gibi geliyor. Tabii biraz da Cengiz'in durumuyla, fiziksel durumunu yani Cengiz'in hiç bilmiyoruz. Adam eksiltebilme özelliği evet. Burada biraz ön plana çıkar mı 11 için? Kesinlikle ama galiba Cengiz 90 dakikayı çıkarabilecek düzeyde değil diye düşünüyorum. Yoksa ama bu maça onunla başlayabilirsin. Daha iyi başlayıp, daha doğrusu daha maçın başında işi bitirmeye çalışıp sonrasında gerekli değişikliği yapabilirsin belki. Hani skoru önce bulup sonra skoru tutmak için farklı bir değişiklik. Ama böyle düşününce bana Cengiz daha çok hamle oyuncusu daha iyi gibi olur gibi geldi. Çünkü yememen de lazım ya bir yandan. Yani kaybetmemen lazım. Çünkü 4 puan da seni çıkartıyor. İşte format öyle bir format ki aslında bence ilk maçlardan sonra genel olarak takımlar, özellikle büyük favoriler dışındaki takımlar hep beraberliği cebime koyayımcı oynayacaklar. Doğru. O Portekiz örneğinde de olduğu gibi. O yüzden bir yerde olacaksa sanki hamle oyuncusu olması şu an için daha mantıklı geliyor ama tabii daha uzun bir süre var maça. Evet. Uzun bir süre dediğin aslında çok da uzun bir süre yok. 4 gün kaldı. Turnuva özelini söylüyorum. Aynen 4-5 gün var. Yani benim beklentim Cengiz'le başlaması öyle gibi geliyor bana. Olabilir. Bir de bugün tabii, daha doğrusu dün Umut Meraş'ın sakatlanması da sakatlanma olasılığı da hatta bir ara çünkü yerde gördük ve korktuğumuz şey de oydu. Çünkü hani sol ayaklı bir sol bek yok. Yani oynatabileceği orada. Değil mi düşününce? Bak, ya işte onun yediğinde Rıdvan'ı oynatabilir. Evet Rıdvan, ama Rıdvan'da 23 kişilik kadroda yoktu zaten. Evet. Yani öyle bakınca dolayısıyla hani öyle bir problem yaşar mıyız konusu vardı. Bizim hani biraz kanayan yanımız, daha doğrusu zayıf karnımız diyeyim. Sol bek gibi görünüyor. O tarafta. Ya zaten golde de işte o Berardi'nin, yani Berardi'nin sürekli o sallanıp sola çekip vurmalarından dolayı da belki o ilk Meri'nin golünde erken bir hamle yapmak istedi. O da direkt aklına gelmiş olabilir. Ama evet yani Umut'u kaybettiğimizde en azından umuyorum turnuva boyunca bir yere bir şey devşirmek zorunda kalmayız. Benim de umudum o açıkçası. Dilerim öyle bir şey söz konusu olmaz. Diğer taraftan İtalya için, şimdi İtalya açıkçası evet kadrosu ortada, evet iyi bir takım, evet çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ama Doruk yani ben şunu beklemiyordum açıkçası. Bu kadar iyi olacaklarını da beklemiyordum. Yani bugün biz mi çok kötüydük, onlar mı çok iyiydi? Bence onlar çok iyiydi yani. Ya biz de bence biz de beklenenin uzağında oynadık ama. Evet hani... ya kesinlikle öyle ama onlar da iyiydi. Yani normalde ben mesela turnuva öncesinde İtalya'yı şampiyonluk favorisi olarak göstermezdim ama bugünkü oyunla yine şampiyonluk favorisi olmasa da bence inanılmaz bir mesafe kat ettiler. Ama şimdi kadroya bakıyorsun mesela merkez orta sahaya bakıyorsun 3 tane topu istese sana yani 180 dakika vermeyecek orta saha var. Beklerin Florenzi'yi bir tarafa koyuyorum. Sol bekin muazzam bir hücumcu, stoperler. Florenzi bugün de iyiydi ya, sen beğenmemişsin galiba, onu hissettim. Yani çok Florenzi'yi yollamadı ileri. O yüzden yani ilk yarıda zaten 45 oynadı ya 45 dakika. Yani çok ileri yollamayınca biz de onun kanadını ya da rakibi zorlayamayınca Florenzi normal, averaj bir oyun oynadı gibi geldi bana. Belki de yanılıyorumdur bilmiyorum ama Eşitoller'in de var çok iyi. Immobile çıkıyor, Belotti giriyor. Ben gidebileceği kadar yani final olur mu? Eşleşmelere göre olabilir İtalya'da. Bir tweet vardı galiba Hikmet Karaman'ın tweeti. Hikmet Hoca finale gider diyordu İtalya için bugünkü oyunundan sonra. Evet öyle demiş Hikmet Karaman. Bugünkü oyunla beraber. Sen katılmıyorsun buna galiba. Yok ben az önce de onu söylemeye çalıştım. Yani fikrim değişti benim. Ben gidebileceğini düşünüyorum İtalya'nın bugünkü oyundan sonra. Hikmet Karaman'ınki de şu anda ekranlarınıza geliyor. Tweeti İtalya final oynar demiş. Tabii çok daha dominant favoriler var. Ama bu oyun, bu iştah, ya bir de grubu 3'te 3'le bitirirse o biliyorsun biraz da hava işi yani turnuvada bir ay oynuyorsun. Direkt finale yürüyebilirler. Evet bu arada bir taraftan da hani final için nedense ben yine Fransa diye düşünüyorum. Bence Benzema'nın da takıma katılmış olması doğal bir finalist olarak nedense düşündürüyor bana Fransa'yı. O grupta şöyle bir sıkıntı vardı. Fransa, Almanya, Portekiz. Portekiz, Macaristan. Macaristan zayıf halkı orada. Son takımı bir kenara bırakıyorum. Şimdi o 3 takımın bir forvet problemi vardı yani. Evet. Portekiz 9 numara çıkaramıyor uzun süredir. Almanya yani net bir 9 çıkaramıyor. Werner'i tamam oynatıyorlar ama işte en son Euro'ya Mario Gomez de geldi. Makedonya maçında olanları gördük. Aynen. Fransa'da da böyle bir durum yoktu. Yani Olivier Giroud çok skorer bir forvet değildi. Benzema'yı şimdi oraya koyup o favoriler arasında çünkü 3'ü de favori aslında. Aynen o gruptakilerin. Yani bir C grubuna bakıyorsun Seyhan.
C grubu çok daha hafif siklet. Evet. Bir F'ye bakıyorsun. Muhtemelen şampiyon buradan çıkar diyorsun. O yüzden ölüm öyle grubu işte ya. Tam ölüm klasik grubu değil mi? Aynen. Şampiyona tabiri ölüm grubu aynen orası. Öyle de. Hep bir şekilde öyle bir grup oluyor yani. Katılıyorum sana. Benzema bir tık doğal favoriler arasında Fransa'yı ayrıştırdı. Ama Portekiz'e de bakıyorsun. Portekiz'de bir kere Ruben Dias olması, Pepe ile beraber oynayacak. Çok Mark Cancelo kaldırım var. Bruno Fernandes var. Bruno'su var. Ya Bruno Fernandes Felix'si bence orada var. İnanılmaz. Aynen öyle. Yani Ronaldo'yu bilerek artık saymıyorum. Kalanlara gidelim zaten diye. Aynen. çok ciddi kadrolar. Acayip bir kadrosu. Ya ben Almanya'yı da aynısını söylüyorum. Yani Almanya'nın kadrosu da muhteşem. Ama nedense bir tık daha Fransa ağır basıyor benim gözümde nedense. Belçika'nın da artık sanki bir tık son hani köprüden önceki son çıkışlar gibi Belçika'nın da bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada kadrolar demişken şeye bakalım mı şimdi bu buraya gelmeyenler. Hadi yani buraya değil de işte Ayaza değil de işte turnuvaya gitmeyenlere bakalım. 11 ülkeden herhangi birine gidemeyecek olanlar. Gidemeyen. Aynen öyle, Avrupa Şampiyonası'nda katılamayacak birçok isim var değerli izleyiciler. Birçok yıldız var daha doğrusu. Şu anda da biz bunun en iyi 11'ini yaptık. Subjektif bir 11 yaptık değil mi? Ama tabii bu değişkenlik de gösterebilir. Şimdi kalede tabii Jan Oblak var. Hernandez var sol bekte. Sağ bekte tabii Trent Alexander-Arnold var ki bunu zaten çokça konuştuk bu süreçte. Zaten stoperde Sergio Ramos, Van Dijk ikilisi gerçekten en kritik ikili. Yani Ramos'un İspanya yani için ciddi anlamda büyük bir boşluk olacak yokluğu. Van ne diyorsun peki Ramos'un olmamasına? Bilinçli olarak sana soruyorum çünkü hani beğendiğini biliyorum kendisini. Ramos bence çok büyük bir eksik. Yani sonuçta 2006 yılından bu yana turnuva kaçırmayan bir Ramos'tan bahsediyoruz. Bütün major turnuvalarda başrol oynamış bir isim. Sonuçta savunmacılığı değil sadece takım içerisindeki liderliği ve duran toplardan ve fenaltıdan bulduğu gollerle sadece savunmadaki yükü değil gol yükünü de çeken isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Diğer isimlere bakacak olursak işte ne bileyim Zaniolo'su, Szoboszlai'si, zaten Zlatan ve Haaland'ın olmayışı. Zlatan bir de yazık 5 yıl sonra geliyor işte gözyaşlarını tutamayarak geliyor ve bir anda gene olamıyor. Yani çok talihsiz onun sakatlığı ama orada esas talihsizlik bence Theo Hernandez. O da doğru. Uçuk bir sezon geçirdi. Gerçekten doğru. Gerçekten çok uçuk bir sezon geçirdi ama galiba milli takımı öyle yani. Milli takımda bazı taşları çok yerinden oynatmıyorlar ki Fransa gibi şampiyon kadroyu Didier Deschamps bozmamayı tercih etmiş. Yani ben Theo Hernandez'in Fransa dışında herhangi bir milli takıma seçilemeyeceğini kolay kolay düşünmüyorum. Ama Fransa öyle bir ben yer. Ben daha ne yapayım demiş miydi Theo Hernandez? Laporte'u İspanyol yapan bir milli takım. O yüzden evet, bir yandan da normal karşılıyorsun ama en çok hakkı yenen bir Oblak var. Onun zaten kütükte problem var. Bir de Theo Hernandez yani. Kesinlikle. Bu arada Laporte'un da Ramos'un yokluğunu doldurabileceğini ben düşünmüyorum nedense. Yani tabii ki çünkü tecrübeden bahsettin. Çok karşılaştırabileceğimiz iki tecrübe değil yani. Yani Sergio Ramos, sana katılıyorum. En kötü getir turnuvaya, abilik yapsın, dursun yani, takım yemeğinde bulunsun yeter gibi. Peki bir de bir skor bilen arkadaşımız var. Onu buradan da ekranlara getirelim. Hı, tweet mi? Buyurunuz. Ya sadece skoru bilmek de kalmıyor. Bir de bu gerçek mi? Demiral'ın kendi kalesine gol attığını da biliyor. Yani bu acayip bir şey bence. Yani tüm gol atanları biliyorsun, biliyor bir daha. Evet evet, aynen öyle, bu acayip acayip bir şey. Tüm gol atanları bilmesini bırak. 10 gol diyor da yani. Kendi kalesine bir şey gol attığını biliyor. Bu acayip bir şey bence. Muhteşem bir şey hatta. Bunu peki yani maçtan önce attığı konusunda eminiz değil mi? Yani evet, ben de aynısını düşündüm. Şüpheye düşüyorsun. Aynı şüpheye düştüm açıkçası ama evet. Aldıysak öyledir yani. Aynen öyle. Müthiş. Müthiş. Ya diyecek muhtemelen bir şeyim yok çünkü yani belki de şeyi bilmiyorum, hesaba girsek belki 50 tane tweet atmıştır. Her bütün kombinasyonları denemiş olabilir, bilmiyorum yani. Çok ama helal olsun yani çocuğa. Evet, gerçekten de. Peki bugünlük yayınımızın sonuna geldik. İtalya-Türkiye karşılaşması için sevgili izleyiciler. Ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldık ama enseyi karartmamak lazım ifadesini. Kesinlikle. Yine burada kullanmamız gerekiyor. Klişe söylemlerden bir tanesi ama tam da bugün için. Çünkü biz bu yollardan çok geçmiş bir milli takımız. Her ne kadar farklı isimler olsa da o takımlarda ilk maçtan puan alamadan ayrılıp ardından acayip geri dönüşlere imza atabiliyoruz.
O yüzden inşallah 16'sında Galler maçıyla yeni bir sayfa açacağız. Umuyorum. Ve oradan da bambaşka maçlar, bambaşka hikayeler konuşacağız diye bir düşünüyorum. Bir sonraki yayında umuyorum çok daha farklı bir milli takım ve futbol ve sonuç bizleri bekler. Ama tabii ki bir sonraki yayınımız milli takım sonrası değil. Biz her gün yani maçların hemen ertesinde burada bütün karşılaşmaları konuşuyor olacağız değerli izleyiciler. Çünkü çok güzel bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor. Malum geçen seneyi es geçtikten sonra heyecanla bekliyorduk hepimiz. Şimdi heyecanla maçları izleyip burada her gün Doruk'la beraber değerlendireceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.